merhabalar efendim. Spor, sanat, eğitim, sağlık, çevre sorunları, estetik, sosyal yaşam, aklınıza gelebilecek her konuda aydınlatan programınız Günlük Rehber başlıyor. Buyurun. Ankara Pastacılar, Şekerciler ve Tatlıcılar Odası Başkanı Mustafa Kahveci ile bayram alışverişi yaparken dikkat etmemiz gereken konular. 2012 Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Bikini Model ikincisi Ceylan Deliktaş'la sağlıklı bir vücuda sahip olmak için spor yapmanın önemi. Hepsi az sonra Günlük Rehber'de. Bayram yaklaşırken alışveriş telaşı da başladı. Peki misafirlerimize ikram edeceğimiz şeker, pasta ve tatlıları alırken nelere dikkat etmeliyiz? Nasıl alışveriş yapmalıyız? Ankara Pastacılar, Şekerciler ve Tatlıcılar Odası Başkanı Mustafa Kahveci Günlük Rehber'e konuk oluyor ve Pınar Ayhan'ın sorularını yanıtlıyor. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Ne güzel oldu böyle sizi ağırlamak. Siz de iyisiniz. Vallahi pasta, şeker, şekerleme falan deyince insan içi açılıyor ama dikkat etmemiz gereken de şeyler var değil mi? Muhakkak. Muhakkak. Şimdi onun detayını sizden almak istiyoruz. Nelere dikkat edelim? Nasıl kendimizi kaptırmayalım? Nasıl kontrol edelim? Buyurun efendim. Evet. Tabii öncelikle... Merhaba. Merhaba. Evet. Bizi esnafımızın sorunlarını veya üretmesi gerektiği ürünlerin ne kadar kaliteli olması noktasındaki sorumluluklarımızı dile getirme adına. Evet. Bizi davet ettiğiniz için. Estağfurullah. Biz teşekkür ediyoruz. Esnafımız adına, tüm esnaflar adına TRT'ye teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sizin nezdinizde.
Tabii ki esnafımızın gerek kaliteli ürün üretmesi, bu kaliteli ürün çerçevesi içerisinde de müşterisini çoğaltması noktasında da dikkat etmesi gereken hususlar elbette ki var. Kesinlikle onları sizden alacağız. Bu pastacılar, şekerciler ve tatlıcılar kendi işlerinde de sanıyorum bir kontrol mekanizması oluşturdular ki bunun içinde bir oda kuruldu, öyle değil mi? Bir araya geldiniz ve belki bir otokontrol amaçlı çalışmalar yapıyorsunuz, öyle değil mi? Muhakkak. Yani bu odalarımızın birinci asli görevlerinden bir tanesi üyelerimizin sorunlarını devlet yetkililerine aktarmak. Aynı zamanda kendi içlerindeki çalıştırdıkları işçilerin eğitimi, efendim iş yerlerinin temizlik noktasındaki uyması gerekenler ve çalıştırdıkları işçilerin işte sağlık sorunları, sigortaları, iş yerlerinin temizliği noktasında da gerek odamız gerekse Tarım Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımızla beraber İşbirliği içerisinde üyelerimizin kaliteli ürün üretmesi noktasında da odalarımızın önemi çok büyük. Kesinlikle. İyi ki varsınız. Ancak biz müşteriler diyeyim, alıcılar diyeyim artık ne derseniz bir pastaneye gittiğimizde bir ortamda böyle bir tatlı şekerleme bir şey, hele ki bayram geliyor şimdi, bunlardan edinmek istediğimizde nelere dikkat etmemiz gerektiğini çok bilmiyoruz. Biz çünkü %100 bir güvenle giriyoruz o mekandan, içeri satın alıp çıkıyoruz. Ne yapmak lazım? Tadına bakmadan bir ürünü satın almak için bir pastanın tadına bakamazsınız. Şu kenarından ver de bakayım ekşi mi taze mi değil mi diyemezsiniz. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor satın alırken? Önce satın alırken satın aldığımız iş yerine hakikaten güvenmemiz gerekir. Hı hı. O da bizim kendi mahallemizde, mekanımızda, mahallemizde olması gerekir. Hı. Bu çok önemli. Bu yeterli yani, mi güvenilir sizce? Değil. Hı. İşte bu birinci işin evsafı. İkincisi ürünü üreten, üretilen yeri bir şekliyle gerek iş yerimiz gerekse müşterimiz görmesi gerekiyor. Yani üretenleri. Malumunuz şimdi teknoloji ilerlediği için iş yerlerimizde atölyelerimizi, yani imalathane dediğimiz imalathanelerimizi de müşterilerimize göstermek adına kamera sistemiyle veya iş yerimiz büyük bir mekan içerisindeyse arka kısmını mutfak yapmak kaydıyla müşterilerimizi de teşhir ediyoruz. Aslında evet, bu güzel bir nokta. Artık yeni mekanlar mutfaklarını sergiliyorlar. Yani orta yerde kuruyorlar ki gelen giden müşteri de görsün, gözünün önünde yapılsın, öyle değil mi? Fakat evet. Bu da yeterli mi? Yine soruyorum. Bu da yeterli değil. çalışanlarımızın eğitilmesi gerekiyor. Yani gerek devlet nezdinde Milli Eğitim Bakanlığımızın değişik açmış olduğu kurslar yönüyle, gerek bizim mesleki kurslarımızla çalışanlarımızın da belli bir olgunluğa, belli bir yetişmişliğe ulaşması gerekiyor. Hı hı. Bu da artık şimdi malumunuz okullarımızın zamanı uzadığı için, yani 12 yıl bir fiil çocukların okuduğu için çıraktan yetişmediğinden dolayı okullarımıza önem vermek durumundayız ve biz okullarımıza da önem veriyoruz. Oradaki öğrendiklerini bizim iş yerlerimizde pratiğe çeviriyorlar. Bununla ilgili hizmet içi eğitimler de vardır. Var tabii değil ki. Mi? Temizlik olsun, sağlık olsun, bu konuda ne tür kurslar, eğitimler veriliyor? Şimdi bu konuda okullarda öğretmenlerimizle beraber işbirliği içerisinde bizim mesleğimizi icra eden veya bizim mesleğimizin gereğini okuyan talebelerimize bir iş yerinde nelerin olması veya nelerin olmaması noktasında kurslar veriliyor. Staj imkanı da var. Staj imkanı da var. Zaten lise 2. sınıfa kadar çocuklar okulda tüm gün, 2. sınıftan 4. sınıfa kadar da 2 yıl bizim imalathanelerimizde haftada 3 gün staj görüyorlar. Biz de onlara imalatlarımızı açıp o staj imkanını veriyoruz. Bu ortamlarda buna müdahil oluyor. Bu mesleği edinmek için mesleği hangi okullara girmek gerekiyor? Hangi eğitimleri almak gerekiyor? Gıda üreten veya gıda dersi veren okullar ki bunlar pastacılık meslek lisemiz var. Ankara'da, Mamak'ta. Evet. Efendim Bolu'da hem aşçılık
fakülte nezdinde hem de lise nezdinde okullarımız var. Ankara'da değişik okulların içerisinde mutfaklar var. Yani işte restoranta hizmet edecek olan, restoran bölümünü seçen, lokanta bölümünü seçen talebelerimize ders veren bölümler var. Pastacılık bölümüne hizmet edenlere yönelik derslerimiz var. Yani şu anda lise seviyesindeyiz. Üniversite, inşallah üniversitemiz, fakültemiz olur. İnşallah, çünkü dünyada da gıda ve gıda hizmeti vermek, öyle değil mi? Bunlar çok önemli. Restoran, lokanta, bunlar çok önemli aslında. Tabii ki, yani çok da insan sağlığı, insanın sağlığı, yaşamı boğazından gidiyor. Kesinlikle. Ve bizim yediklerimizden, gıdalardan geliyor. Hı hı. Onun için de elbette ki çok önem verilmesi gerekir. Hı hı. Devletimizin inşallah bu konuya daha da eğilmesi, bizlerle işbirliği yapıp gerek işçisi çok olan iş yerlerinin mekanında, gerekse okullarımızın veya Tarım Bakanlığımızın, Sağlık Bakanlığımızın bünyesinde çalışanlarımıza daha fazla, hı hı, bir şeyler öğretip işte hijyen nedir, kalite nedir, sanitasyon nedir, nasıl dikkat edilmeli, insan sağlığını etkileyen tabiri caizse bakterileri nasıl yok etmeli noktasında da kurslarımızın, derslerinin olması gerekiyor. Kesinlikle. Peki bu ürünlerin üzerindeki TSE markasını biz nasıl okumalıyız? Ne ifade eder bu? Tabii ki isminden de anlaşıldığı gibi TÜK Standartları Enstitüsü, hı hı, deniliyor. Ve bu enstitü eğer bir iş yerine bu standartta ürün ürettiği noktasında bir belge veriyorsa, hı hı, o zaman bu ürün devlete dayalı kaliteli üretilmiş bir ürün anlamına, hı, gelmesi gerekir ve geliyor. Evet. Ama burada tabii günü kurtarmak adına, hı hı, denetimler yapılmamalı. Evet. Yani kalıcı olması, kalıcı gerekiyor, olması değil mi? Bu sistemin gerekiyor. Kontrolün. Sistemin kontrolün, ama devletle sivil toplum örgütleri işbirliği içerisinde yoğun bir çalışma gerektiriyor. Yani gıdada insan sağlığını korumak adına hem üreticilerimiz, hem tüketicilerimiz, hı hı, hem de devletimiz hemhal olmalı, bir arada olmalı. Kesinlikle. Ki burada kaliteli, sağlıklı ürün üretilsin ve insanlar sağlıklı yaşasınlar, sağlıklarını bozmasınlar. Aynen öyle. Tabii herhalde burada da yine bir ince çizgi var. Mekan sahibi, işletme sahibi aynı zamanda ticari kaygıda güdüyor. Öyle değil mi? Bundan biraz olsun, biraz değil herhalde, arınmak lazım. Yani bu gıda bambaşka bir şey. Bundan kar elde etmek de bambaşka bir şey. Herhalde bunu sistemli düşünmek lazım. Malumunuz, yani şimdi bir iş yerini düşünürsek, hı hı, iş yerinde bir işveren dükkanının çok çalışmasını ister. Doğru, çok tabii fazla insan çalıştırmak ister. Hı hı. Efendim, bu da nereden geçer? Kaliteli ürün üretip müşterinin beğenisine sunmak, beğendikten sonra da o müşterinin devamlılığını sağlamak. Hı hı. Ve ben hep şunu söylüyorum, sizin aracılığınızla da tekrar yenilemek istiyorum. Bir esnafın deneticisi müşterisidir. Evet. Yani bu esnafın dükkanına 100 kişi bir günde giriyorsa 100 tane denetimci gelmiş demektir. Eğer bu üretilen ürünlerde aldıkları zaman yediklerinde bir sıkıntı varsa, o iş yeri bilemediniz bir ayda, bilemediniz iki ayda kapanır. Çok doğru, çok doğru. Kapanmaması için o işveren, o iş yerinde hakikaten sağlıklı, müşterisinin hastane, postane gezmemesi noktasında kaliteli ürün üretmek zorunda. Çok doğru, çok doğru. O zaman esnafa böyle bir işlem düşüyor. O da günlük cirosunda akşam oldu mu görüyor. Yani ben bugün demek ki çok kaliteli ürün üretmişim ki, veya dün üretmişim ki bugün müşterim biraz daha artmış. Hı hı. Yarın biraz daha artmış. Eğer bu eksiye doğru gidiyorsa, o zaman diyecek ki ben kendime bir çeki düzen vermem lazım. Çok doğru. Bu neden, hı, kaynaklanıyor? Ürettiğim üründen mi? Çalıştırdığım işçiden mi, yoksa mekanımın daha düzgün olmadığından mı diye kendini hesaba çekecek. Düzgün mekan nasıl olmalı, onu bize tarif eder misiniz? Yani malumunuz pastacılık, bilhassa bizim sektör, önce göze hitap eder. Hı hı. Yani göze güzel, nezih bir ortam hazırlamak gerekir. O zaman üretilen ürünler de
hakikaten müşteriye gel beni al demesi gerekir. Hı hı. O da daha güzel üretmek ve daha güzel görünüm teşkil etmekle oluşur. Ondan sonra da tabii ki artık insanlar satın aldıktan sonra tadına da varacaklar. Evet. O mekanı bırakmayacaklar. O iş yerini bırakmayacaklar. Aslında herhalde bazı konularda biraz da artık bazı şeyleri gözden çıkarmak gerekiyor ve işbirliğine girişmek gerekiyor. Mesela mekan diyorsunuz ya, bir iç mimarla bu işin başına oturup şık ve sıcak karşılayıcı, değil mi? Hoş evet. bir ortam yaratmak önemli. Bunun gibi hangi disiplinlerle çalışıyorsunuz? Zaten şu anda bizim işverenlerimizin birçoğu, inanın, en az 2 veya 3 yılda dükkanını yenilemek durumunda. Bazıları tabii ki ticareti zayıfladığı veya işte global bir ekonominin zayıfladığı bir zaman içerisinde tam mekanını düzeltemiyor olabilir, ama 3-4 yılda bir muhakkak bir gözden geçiriyor. Gerek iç mimarla çalışıyor, gerek yapılmış olan yerlere bakarak o dizayna uydurmaya çalışıyor ve iş yerinde yeniliğe kesinlikle gidiyor. Evet, doğru. Tercih sebebi de oluyor tabii bu, değil mi? Muhakkak. Ama şu bir gerçek, ben yine sizin aracılığınızla bunu duyurmak istiyorum. COSGAP'ten devletimiz bir sürü yılda para dağıtıyor. Yani esnafı desteklemek destek adına. Evet. Ama bizim esnafımıza bu veya küçük esnafa bu biraz daha az yansıyor. Benim istirhamım yetkililerimizden, küçük esnafımızı gözden çıkarmadan, yani biz hakikaten gözden çıkarılacak bir esnaf kitlesi değiliz. Bizim gibi kaç sivil üyeniz toplum, var başkanım? Ankara'da bizim 1117 üyemiz var. Evet. Tabii ki Türkiye geneline baktığımızda küçük esnaf, yani bizim gibi insan çalıştıran esnaflara baktığımızda bu hiç yatsınmayacak bir kitleye hitap ediyoruz. Doğru. Ve çalışanıyla beraber, pastacı olarak demiyorum, küçük esnaf olarak diyorum, 12.500.000 insan istihdam ediyoruz. Hı hı. İşverenler de dahil olmak kaydıyla. Evet, bu çok, gerçekten büyük bir rakamdan söylüyoruz. Türkiye genel sayısının neredeyse 1/4, yani 1/3 de diyebiliriz ama diyelim ki 1/4. Geri kalan da tüketici zaten. Geri kalan da tüketici. Tabii evet. ki tüketici de bunun içerisinde sanayici var, tüccar var, hazır satan. O kadar da biz şey yapmıyoruz ama esnafımızın, yani küçük esnafın gözden çıkarılmaması noktasında biraz daha sivil toplum örgütlerinin teşkilatlarıyla işbirliği içerisine girip gerek kanunlarımızı yenilemek adına, gerek bizi idare eden 5362 sayılı yasanın tekrar revize edilip elden geçirilmesiyle beraber küçük esnafımıza da gereken önemin verilmesini hasreten rica ediyorum. İnşallah öyle olacaktır, ama şimdi yine bir detaylara dönersek, bazı işletmeler diyorlar ki, mesela işte ekranda da görüyoruz muazzam pastaları, insanın canı da çekiyor. Bazıları diyorlar ki biz asla ürün depolamayız, öyle derin dondurucuda ürün bekletmeyiz. İşte üzüm, kiraz, vişne görüyoruz orada böğürtlen, günlük tüketiriz diyorlar. Kimisi de depoluyor. Şimdi nedir burada tercih, yani depolamayanı mı soralım, araştıralım, tercih edelim? Yoksa depolamak da aslında kötü bir şey değil midir? Nedir depolama, saklama koşulları, standardı? Efendim, depolamanın eğer hakikaten gereğini biliyorsak, yani nasıl bekletileceğini, eğer bir ürün işte -8 derecede bekleyecekse, o koyduğumuz dolap, soğutucu -8'i hiç ne aşağı ne de yukarı çıkmamalı. Peki ne kadar süre bekletilebiliyoruz -8 derecede? Yani ben ürünün tabii ki ismini söyleyemediğim veya nevisini bilmediğim için burada sadece öylesine bir -8 dedim, ortalama. Ortalama. Ya 24 olan mesela bir dondurma makinesinde -24 civarında durması gerekiyor. Eğer şimdi bu dondurmanın dolabı arızalandı, eksiden yani 24'ten aşağı doğru inmişse, evet, 20'lere veya 18'lere muhakkak dondurmada bir gevşeme olacak. Peki, o da tekrar donduğunda kristallaşacak. Onun için bozulacak, yani, tabii ki. Bekletme noktasında
bekletmeyi bilmek gerekir. Peki nasıl ısı, bekletilmesi gerekir? Isı eksi 24 derece tamam ama süre nedir? Yani eksi 24 derecede tuttuğumuz sürece istediğimiz kadar bekletebiliyor İstediğimiz muyuz? İstediğimiz kadar bekletemeyiz. Evet. Veya bekletmemeliyiz. Bilhassa bizim iş yerlerimizde küçük esnaf olmamız hasebiyle öyle büyük soğutucularımız veya dondurucularımız olmadığı için market tipi dolaplarda veya dirfrizlerde bekletiyoruz. O da bir haftaya geçmez. Tükettikçe yerine yenisini alıp oradan. Evet. Yani dondurulmuş ürün bizim iş yerlerimizde çok fazla kullanılmaz. Bir de tabii bazı ürünler var ki ambalajların üstünde mesela böyle şaşırtıcı derecede ne diyeyim artık şaşırtma var diyeyim hatta. Diyor ki işte dün toplandı tarladan yazıyor üstünde çilek. İşte ne bileyim erik dün toplandı tarladan yazıyor üstünde. Biz de hakikaten sanki öyleymiş gibi alıp bunu keyifle dün toplanmış. Ya bunu zaten ambalajlama süresi belki 2 gün tutmuştur. Yani bu tür yanıltmacaların bir yaptırımı var mı, cezai yaptırımı? Aslında olmalı. Aslında ama olmalı. Maalesef yok. Yani burada tüketici hakikaten çok mağdur değil mi? Büyük öne şey düşüyor, iş düşüyor. Yani tüketici düz mantıkla baktığımızda siz sorduğunuz sorunun cevabını da verdiniz. Öyle yani, değil mi? Yani dün toplandı. Eğer Mersin'den bir çilek veya muz geliyorsa, Anamur'dan Ankara'ya dünden bugüne gelip bizim pazara gelme şansı var mı? Evet. Belki geldi, gece 2-3 gün önce toplatılıp. Çünkü bir kamyonu kim ne kadar günde toplayabilir? Veya kamyonlarca ürün değişik illere gidiyor. 81 vilayetimiz var. Kilometremiz çok uzun. Efendim bir taraftan bir ucu, Türkiye'nin bir ucundan bir ucu 1500 kilometre civarında. 1200-1500 arası. Şimdi 1500 kilometreyi bir kamyon vasıtasıyla ne kadar zamanda gidebilir? Veya bir tır ne kadar zamanda gidebilir? Ki dün gelemez bile. Yani buradan Ankara'dan Ağrı'ya giden bir yolcu otobüsü takriben 28-30 saatte varıyor. Veya yani şeyiyle beraber, molalarıyla beraber. O zaman buna aldanmamamız gerekir. Buna aldanmamalıyız. Ama buna biz aldanmayalım. Ve bunu da bizi aldatmamaları noktasında da bakanlıklarımıza yani ilgili bakanlıklarımıza çok iş düşüyor. Kesinlikle, kesinlikle. Peki bir de bu az önce yine görüntülerde güzel pastalar vardı. Şu tematik pastalar. İşte doğum günü pastası, düğün pastası, nişan pastası filan. Üzerinde de bol şekerli, bol yağlı figürler değil mi? İnsancıklar, evet. Oyuncaklar. Bunlar ne kadar sağlıklı? Vallahi sağlıklı boya kullanılıyorsa sağlıklı. Ama insanlar paraya meyil edip gıda boyası olmayan boyalardan kullanıyorlarsa tabii ki sağlığı tehdit edebilir. Tehdit edebilir. Şimdi gıda boyası ne demek? Bir kere zaten boya deyince ben bir irkiliyorum açıkçası. Ama herhalde gıda boyası başka bir şey. Şimdi gıda boyası elbette ki başka bir şey. Yani yenilebilir gıdalardan üretilmiş boya olmalı. Yoksa efendim işte otlardan, köklerden veya değişik kumaş boyalarından sanayi tipi yapılmış boyalar elbette ki bizim gıdamıza girmemesi gerekir. Ve son zamanlarda da bilhassa Ankara'mızda biz şahit oluyoruz. İnsanlar limonata yapıyorsa limondan yapıyor. Evet. Yani bizim iş yerlerimizden bahsediyorum. Ben sanayi tipi marketlerde satılan X limonatadır, odur budur şundan bahsetmiyorum. Ona bir şey demiyorum. Küçük çünkü herhangi bir şekilde incelemediğim için. Küçük esnafın ürettiği eğer işte kivili dondurma yapıyorsa muhakkak kivinin kendisinden. Çilekli dondurma yapıyorsa çileğin kendisinden yapıyor. Evet. Ama sanayi tipi üretilen ürünlerde bu ne kadar özünden yapılıyor? O tartışılır. Onu da devletimiz İşte tartışılır mı yani bu tartışmalı tartışılır mıdır? Efendim. Tartışmalı tartışılır. Mıdır? Ama bence hiç tartışılmamalı bunun. Yani bunun gerçek anlamda tüketiciye hizmet edecek şekilde öyle değil mi? Sağlık garantili olması gerekmiyor mu? Muhakkak öyle olması gerekiyor ama dediğim gibi bazı kişiler paraya tamah edip değişik ürünlerde yapabiliyorlar. İşte orada da hani siz dediniz ya esnafın denetçisi müşteridir diye. Evet. Esnafın denetçisi aslında biraz da kendisidir galiba, vicdanıdır yani, değil mi? Yani tabii ki o kaçınılmaz bir denetçidir. Yani hakikaten vicdan, şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir insanın kalbine, vicdanına şunu koydunuz. Dediniz ki bu benim değil, ben almam veya yemem. Bu da benim, kimseye yedirmem. İşte o anda olay bitmiştir. Yani
o vicdanla hareket eden her insan eğer dükkanındaki pastasını, şekerini, lokumunu ben evime götürür, gönül rahatlığıyla çocuklarımla yerim diyorsa, hı hı, o insanın mekanından korkmayacaksınız, alışverişini yapacaksınız. Ama yani şimdi konuyu biraz da karikatürize edecek olursak, delikanlının bir tanesi kafasında lahmacun vari bir şey satıyormuş. İşte birisi de demiş ki ya sen ne iyisin demiş, her gün lahmacun yersin. Demiş ki ben enayi miyim, lahmacun yiyecek, gider başka yerde başka bir şey ya yerim. Işte, yani şimdi bu çarşıda pazarda kafasında köşe başlarında şurada burada bir şey, hı, satılan ürüne baktığımız zaman o zaman satan acaba ondan ne kadar yiyor? Çok haklısınız. Yani bir de tabii açık gıdalar konusu var burada bu durumda. Gerçi bu pastalarımız, böreklerimiz, muhallebilerimiz bunlar açık gibi duran ürünler ama burada nelere dikkat edeceğiz? Tabii bunlar her ne kadar açık gibi olmuş olsa da üretilinceye kadar açıktadır. Ondan sonra onun bir dolabı vardır. Hı-hı. Dolaba konmak zorundadır. Hı-hı. Ama işte bugün Ankara'yı beraberce bir gezdiğimizde hastanelerin önünde doktorlarımızın hangi büfeden ne aldığını da görmemiz gerekir. Başka bir bunların boyutu artık var. Olmaması gerekir. Olmaması yani bir iş gerekir. Yerinde efendim bir zabıta geldiğinde bunu buraya koymayacaksınız. Bunun yeri burasıdır. Bura eksi beşte duracak. Bu artı ikide duracak diye bizim iş yerlerimize talimat veriliyor. Ve biz de bunlara uymak durumundayız. Zaten dediğim gibi bir iş sabit olan, iş yeri olan esnafın yanlış yapması gözden kaçabilir. Hı hı hı. Niye? Eğer yanlış yaptığında müşteri kaybettiğini bilen bir esnaf yanlış yapmamaya özen gösterir, gayret gösterir. Ama yoğun bir işçi çalıştırıyordur, gözden kaçmış bir şey vardır, araya bir şey kalmıştır, bir şey girmiştir. Orada bir sıkıntı olabilir. Ama bunlar bertaraf edilecek olanlardır. Lakin ortalıktaki bu merdiven altı üretimlere baktığımızda, yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Birisi siz şikayet ediyorsunuz, diyorsunuz ki ben şöyle bir ürün aldım ama bu üründen de şikayetçiyim. Kimden aldınız? Adresi belli değil. O zaman devletin de takibi zorlaşıyor. Zorlaşıyor değil mi? Merdiven altında gece sabaha kadar üretip gündüz akşama kadar bir yerlerde satılıyor. Yani kayıt altına almış olan alınmış olan esnafları denetlemek, dediğim gibi hem sabit olduğu için mahallesinde müşterisi denetliyor. Hı hı. Hem o ilçenin zabıtası, efendim ilçe tarım müdürlüğü, sağlık müdürlüğü denetliyor. Ama denetlenmeyen, hı hı, şikayet ettiğinizde o bizim kayıtlarımızda yok denilen de var. Hı. Peki, büyük bir çoğunluk da var. Kayıt dışı bunları, değil mi? Evet. Maalesef. Peki nerede şikayet edeceğiz bunları ve nedir bunun yöntemi? Nasıl bir zabıt mı tutacağız? Nasıl yapacağız? Nereye şikayet edeceğiz? Yani şimdi bir şikayet merci Tarım Bakanlığımız var, Sağlık, hı-hı, Bakanlığımız var. Tabii, hı-hı, en yakın yerel yönetimlerde belediyelerimiz var. Ama dediğim gibi eğer kişi bir köşede ticaretini yaptı da akşam da kayboldu gitti, ertesi gün de başka bir mekanda duruyorsa, evet, onun şikayet edilecek bir yeri yok. O zaman edilse de işte o zaman da diyorsunuz ya, biraz da tüketiciye görev düşüyor. Tüketiciye görev çok düşüyor. O zaman gidip oradan merdiven altından onu almayacaksın. Evet. Öyle değil mi? Yani bilinen merdiven yerden, altı dediğimiz şey tabii yani soyut bir şey. Merdivenin altında değil tabii ki, soyut bu, kayıt dışı bir yerde üretiliyor muhakkak. Tabii. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi Ankara'da bir yılda 10 binin üzerinde bir sezonda söyleyeyim, hı-hı, düğün yapılıyor. Her düğünde pasta ikram ediliyor. Efendim, hı-hı, gelin pastası kesiliyor. Ne kadar pastacıya düşmüş acaba, bir bunun istatistiğini yapan var mı? Doğru evet. Düğün tabii salonuna hiç sorduk mu? Veya işte o X düğün hizmeti veren restoranlara, neyse bahçelere, oraya buraya herhangi bir şeyimiz var mı? Soruyor muyuz? Yani siz bunu nereden alıyorsunuz? Faturanıza bakalım. Ha, bir de bir toptan alma durumu yani, var çünkü değil mi? Böyle tabii ki bir birileri miktar var. Onların mekanı yok. Bizim iş yerlerimizin mekanı var. Vergiye kayıtlıyız, Bağkur'a kayıtlıyız, insan çalıştırıyoruz, insan istihdam ediyoruz. Hı hı. Şimdi burada bizi denetlemek çok kolay, rapt-u zapt altına almak çok kolay. Zaten, hı hı, yeri gelmişken şunu da söylemek istiyorum. Bizim iş yerlerimize gelinip tahlil için herhangi bir ürün alındığında birinci seferde dahi şayet bir bakteriye rastlanmış,
veya bir eksik bildirimden dolayı bozuk noktasında bakıldığında 12.800 lira para cezasıyla cezalandırılıyoruz. Ama ortama baktığımızda, yani işleve baktığımızda, dışarıya, çarşıya, pazara baktığımızda hakikaten işler acısı. Çok haklısınız. Yani bu kaçak takip etmek zordur. Bu biraz da hem tüketiciye görev düşüyor. Öyle değil mi? Evet. Hem de devlet denetimi belki daha bile sıkı olabilir. Peki bu bu mekan, bu esnaf doğru iş yapıyormuş dedirtmek için hangi yeterlilik belgelerini almak gerekiyor efendim? Tabii ki maalesef bizde ticaret odası var. Hı hı. Muhasebecilerimiz de, iş yerlerin muhasebecileri de gittiklerinde 3-5 tane işi bir anda yapabilmek adına ticaret odasına yönlendiriyorlar. Belediyelerimiz de ustalık belgesi sormaksızın ticaret odasına kayıtlı olan esnaflara ruhsat kuşat veriyorlar. Bizim esnafımıza kalfalık belgesi, ustalık belgesi, eğer usta çalıştırıyorsa, yani kendisi üretmiyor, usta çalıştırıyorsa usta eğitici belgesine kadar bizler istiyoruz. Bunu o da bunu istiyor, o da bunu değil mi? İstiyor. Evet. Yani güzel. Odaya kayıt olacak yeni sabah bir iş yeri açacak olan pastacı Odalar Birliği Konya Sokak'taki, yani birliğimize, Ankara'daki Ankara Esnaf Sanatkarlar Odası Birliği'ne kayıt olmak için gittiğinde ustalık belgesi istenir. Peki kayıt olmak şart mıdır? Şarttır. Muhakkak bir kuruma kayıt olmak gerekiyor. Yani odanıza kayıt olmak şart mıdır? Bu anlamda bir yaptırım var mı? Onu merak ediyorum. Tabii ki. Güzel. Yani bir kuruma kayıt olacak. Evet. Şimdi orada işte belediye ustalık belgesi istiyor. Bizim odalar kayıt ustalık belgesi istediği için bazen insanlar usta olmadığından dolayı, yani parası var, iş yeri açıyor. Pastane daha hoşuna gitmiş, daha cazip. Birilerinin anlatımıyla. Oysa ki bizde o kadar büyük mesai var ki, biz bir günün sabah saat 4-5 gibi, yani en geç kalkan bir esnaf 5'te veya 6'da kalkar, iş yerini açar. Hı hı. En erken kapadan 11-12'de kapatır. Yazın 1'e kadar bulur. Hı. Şimdi bu kadar mesaisi uzun bir iş yerinde efendim dışarıdaki gelişmeleri esnaflarımız takip etmiyor veya edemiyor olabilir. Ama o mesleğin içerisinden, çekirdekten yetiştiği için, ustalık belgesi, kalfalık belgesi olduğu için onun yanlış yapması minimize edilmiştir. Yani aza indirilmiştir. Ama parası olup bir iş yeri açan insan muhakkak ki birilerini çalıştırıyordur. O birilerinin de belgesi yoksa veya işte işinde tam manasıyla vasfı da yoksa orada değişik şeyler aranabilir. Veya işte orada bazı şeyler görülebilir. Bir de peki bu kendi aranızda, bu esnaflar olarak soruyorum, böyle hani tarif çalma, hiç bilinmeyen bir tarifi yaratma veya usta çalma, böyle şeyler de oluyor. Pasta ustası değil mi? Şef. Çok iyi biliyor o işi. Böyle şeyler yaşanıyor mu? Nasıl tabii ki, önüne geçiyorsun? Düne kadar yaşanıyordu. Şimdi dediğim gibi meslek okulları belli bir eleman yetiştirme noktasında veya talebe yetiştirme noktasında belli bir yere geldik. Onun için hala tabii ki olabilir ustanın işte efendim 3-500 lira fazla bir çıkarı olduğunda bir yerlere gitme şansı olabilir ama çok fazla bizim esnafımızda bir işçinin bir iş yerinden neden çıktığını da araştırır. Yani Ankara'da meslektaşlarımız hakikaten çok büyük bir koordine içerisindedir. Evet. Bunu belirtmek istiyorum. Özellikle altını çizerek. Çünkü toptancılarımızın plasiyerleri aracılığıyla, efendim ustalarımızın bir araya gelmesi aracılığıyla, işverenlerimizin bir araya gelmesi aracılığıyla koordinelidir. Onun için de güzel. Yani böyle şeyler bir artık iş yerinden işçi çıkmışsa o muhakkak bir şekilde araştırılır. Harika. Efendim teşekkür ediyoruz. Bayram da biliyorsunuz kapıda. O yüzden evet. Dikkat etmemiz gerekiyor diye düşündük. Sizi konuk etmek istedik. İlk ağızdan bilgi alalım istedik. Ben teşekkür ediyorum. Tabii sizin vasıtanızla, sizin vesilenizle önümüzdeki kapımızda olan, önümüzdeki Perşembe inşallah icra edeceğimiz Kurban Bayramı'nı esnaf camiamıza, ülkemize hayırlar getirmesini,
diliyorum. Biz de esnafımıza bol kazanç diliyorum. Evet. Bayram vesilesiyle annesini, babasını, ailesini ziyarete gitmek isteyenler yolları daha düzgün kullansınlar. Evet, efendim, kesinlikle. Sağlıklı, sıhhatli gidip gelmeler diliyorum. Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Biz teşekkür ediyoruz. Şimdiden iyi bayramlar diliyoruz efendim. Kısa bir aramız var. Depresyonu anlatacak Nihal bize. Programımız devam ediyor. Ceylan Deliktaş. O 2012 Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Bikini Model ikincisi oldu. Vücut geliştirme milli takım sporcusu da olan Ceylan Deliktaş günlük rehbere konuk oluyor ve sağlıklı bir vücuda sahip olmak için spor yapmanın önemini anlatıyor. Sıkıntı ve üzüntü hali devamlılık gösterip günlük yaşamı bozmaya başlarsa bu bir hastalığa dönüşmüş demektir. Bu hastalık tıpta depresyon olarak adlandırılır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 120 milyon kişi depresyondan muzdarip ve günümüzde depresyona teslim olanların sayısı geçmişe göre daha hızlı bir artışta. Diğer dikkat çekici noktaysa depresyonun gençler arasında daha da yaygın hale geldiği. Yine Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre yüksek gelir grubundaki ülkelerin halklarının %15'i hayatlarının bir aşamasında depresyon yaşıyor. Orta ve düşük gelir düzeyindeki ülkelerde oran %11 olurken genelde kadınların depresyona girme oranı erkeklerin 2 katı. Çağın hastalığıyla ilgili uzmanların yaptığı tavsiyeleri bir de biz hatırlatalım. Aşırı rekabet düşkünü olmayın. Her yaptığınız işte başarılı olmak zorunda değilsiniz. Aceleci ve saldırgan olmayın. Her şeyin kontrolünü elinizde tutmaya uğraşmayın. Kendinize güvenin ve kendinizle barışık olun. Neymiş efendim? Hanımlar depresyona girmesin diye aceleci olmayacaklar, saldırgan olmayacaklar, mükemmeliyetçi olmayacaklar. Ama spor yapacaklar. Değil mi efendim? Evet. Ceylan Deliktaş, vücut geliştirme milli takım sporcusu. Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Bikini Model ikincisi. Evet. Tebrik ediyoruz efendim. Bu nasıl bir ortam, nasıl bir spor? Bir anlatır mısınız bize neler yaptınız? Teşekkür ederim. Fitness Bikini, vücut geliştirmenin alt kategorisi diyebiliriz aslında. Hı hı, daha hı. Çok estetik ön planda. Hı hı. Kas kütlesini en aza indirgemiş, feminen görünürlüğe önem veren bir branş. Harika. Ceylan Deliktaş, aslında böyle bir göbekten girdim konuya ama biz Ceylan Deliktaş'ı da bir tanıyalım. Ödüllerinizi bize anlatın, çalışmalarınızı anlatın. Evet, evet. Aslında altyapı voleybol. 9 yıllık profesyonel bir geçmişim var. Harika. Fitness'a farklı bir alanda geçmiş bulunmaktayım. Fitness bikini kategorisinde yarışıyorum. Yaklaşık 6 aydır. İlk yarışmamda Türkiye ikincisi oldum. Bu dünyada da yapılan bir yarışma. Tabii ki değil mi? Kesinlikle. Evet. Aslında dünyada insanlar bunu yaşam alışkanlığı olarak haline getirmişler. Ama bizde biraz daha geri planda kalmış ve bilinmeyen bir branş. Yaşam alışkanlığı haline getirmek ne demek? Yani bu yarışma nasıl bir yarışmadır? Bu şekilde yaşıyorlar aslında. Yani beslenmeleri, egzersizleri. Zaten beslenme olarak bizden çok daha farklılar. Dikkat ediyorlar. Düzenli olarak haftanın 3-4 günü mutlaka spor yapıyorlar. Ve bizden vücut olarak zaten çok çok ön plandalar. Genetik yapıları farklı olduğu için. Artıları daha fazla diyebiliriz. Hangi ülkelerde yapılıyor bu yarışma? Bu aslında uluslararası bir yarışma. Tüm ülkelerde yapılan bir yarışma. Tüm ülkelerde yapılan bir yarışma değil mi? Evet. Her sene yapılıyor mu? Buna hazırlanıyor muyuz biz her sene? Her sene oluyor. Ülkemizde yılda 2-3 kez yarışma yapılıyor. Ama bundan yana biraz şikayetçiyiz aslında. Biz de şikayetçiyiz. Biz de daha çok duymak isteriz değil mi? Kesinlikle, daha çok duyurulmasını isteriz. Çünkü yurt dışında çok sık yarışma oluyor. Ve daha çok bilinen bir kategori. Uluslararası, Avrupa ve dünya yarışmaları. Peki bizim ülkemizde bu sporu geliştirici böyle bir kurum kuruluş var mıdır? Federasyonumuz var. Evet. Evet. Vücut Geliştirme Federasyonumuz var. Teşekkür ediyorum. Sporcularını destekleyen, yardımda bulunan bir federasyonumuz var, bağlı olduğumuz. Kaç yıldır bu yarışmalar yapılıyor ülkemizde? Aslında şöyle, vücut geliştirme bodybuilding zaten, temeli, evet, bilinen eski ama fitness bikini Türkiye'de yaklaşık 3-4 yıldır
3-4 olan, yeni yapılan. Aslında evet, değil mi? Yeni bir disiplin. Evet. Peki fitness bikini tam olarak nasıl bir spor? Onu böyle bize bir ayrıntılarıyla anlatır mısınız? Nasıl çalışıyorsunuz? Nedir bu işin kuralı? Tabii ki. Şöyle bizim podyumda yapmamız gereken zorunlu olan T yürüyüşümüz var. Bunu yaptıktan sonra kendi pozlarımızı veriyoruz. Önden, T yürüyüşü nedir? Onu bir anlatalım. T yürüyüşü podyuma çıktığımız zaman öncelikle diğer sağ köşeye gidip pozumuzu veriyoruz. Sonra tekrar sol köşe, sağ köşe ortaya gelip selamımızı verip hakemlere. En son podyum arkasına geçiyoruz. Daha sonra tüm yarışmacı arkadaşlarımızla birlikte podyuma çıkıp bir mukayese yapılıyor. Birinciyi, ikinciyi ve üçüncüyü seçmek için. Yarışma dönemi şöyle bir hazırlık yapılıyor. Diyet bize en çok sıkıntıya sokan şey diyebilirim aslında. Diyet ve özel olarak antrenmanlarımız olacak bunun yanı sıra. İşte buna girmeden önce ki püf noktaları bunlar, ben biliyorum. İzleyicilerimiz tabii anlamaya çalışıyorlar değil mi? Yani bunu bir mankenlikten ne fark var? Mankenlik yürüyüşünden. Onlar da spor yapıyorlar. Evet. Onlar da diyet yapıyorlar. Onlar da güzeller değil mi? Hani çıkıp gösteriyorlar. Sahnede işte podyumda yürüyorlar. Tabii çok çok başka kurallar ve disiplinler var. Onları bize anlatır mısınız? Tabii tam ki. Da oraya gelmiştik. Evet. Şimdi şöyle ki mankenlerle fitness bikini modelleri arasındaki en önemli fark kas kütlesi diyebiliriz. Mankenler gerçekten çok hoş, çok güzel bir görünüme sahipler ama kas kütlesi minimum. Yani önem vermiyorlar. Sadece zayıflık diyebiliriz. Onlardaki ön plan bu. Ama bizde daha çok zayıflıktan ziyade bir bayanda olması gereken kas kütlesini ön planda tutuyoruz. Kaldı ki sporcu olduğunuz için beslenme çok önemli. Kesinlikle. Öyle değil mi? Evet, beslenmemiz ön planda. Çünkü ne kadar sıkı bir antrenman programımız olursa olsun beslenme alışkanlığımızı yoluna koymadan ne yazık çok ki çok güzel bu beslenme olacak. Alışkanlığınızı yoluna koymak yani evet. Dengeli beslenmek öyle değil dengeli mi? Hani hiçbir şey güzel. Yemeyeyim, ince olayım, kıyafeti güzel taşımdan çok uzaktan uzakta bir evet. Şeyden bahsediyoruz evet. Öyle değil aslında mi? Aslında her şeyi yiyoruz diyebilirim ama yeteri kadar ve zaman çok önemli. Peki nasıl bir fitness programı yaşıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz bunu korumak için? Bunu korumak için çok sıkı, disiplinli ve düzenli çalışmam gerekli. Haftanın 3 günü yaklaşık ayrı programım var ama 5 günü düzenli olarak antrenman yapıyorum. Harika, harika. Peki her yaşta insan bu anlamda bu vücut geliştirme çalışmalarını yapabiliyor mu? Yoksa belli bir yaşa gelmiş olmak mı gerekiyor? Aslında şöyle, her yaştan insan evet yapabilir ama çocuklarda biraz daha ergenlik dönemini yani 13-14 yaşlarını geçmesi gerekir. Çünkü onların hala eklemleri gelişecek. Boylarının uzaması vesaire gibi ufak detaylar olabilir. Ama yine de belki çocuklara sırf hani bunu düzenli hale getirmek için, disiplinli hale getirmek için özendirilebilir bu konu. Öyle kesinlikle, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle çalışabilirler. İleride bu sporu yapabilirsin. Evet. Dikkat et vücuduna, beslenmene, sağlığına, öyle değil mi? Evet. O yüzden bu anlamda bu küçüklere, çocuklara var mı eğitim? Eğitimimiz ne yazık ki yok. Yani, öneriyorum. Evet, ben de öneriyorum. Çünkü onların da aslında kendi vücut ağırlıklarıyla çalışarak birçok program yaptırılabilir. Fitness'ta illaki ağır kilolar altında çalışmaları gerekmiyor. Çünkü onların kendi vücut ağırlıklarıyla çalışarak çok daha verim alabilecekleri birçok program var. Doğru. Peki sevgili Ceylan Deliktaş, böyle genç yaştayken bu iş güzel ve kolay. Evet. Olmayabilir ama öyle gibi görünür. Ama belli bir yaştan sonra tıpkı bu hani güreş müsabakalarında olduğu gibi böyle master kategorilerinde yarışmalar olabilir. Yani işte misal 30 yaşından sonra, 40 yaşından sonra gibi ki hanımlarımız o yaştan itibaren bırakmasınlar kendilerini, öyle değil mi? Bu tarz müsabakalar da var mı? Evet evet, masterlar da var. Katılmak isterim. Bekleriz aslında. Evet. Mutlaka. Çünkü şöyle, o motivasyonu sürdürmek lazım sağlıklı yaşam için, öyle değil mi? Evet, zaten spor dönemsel olarak düşünmemek gerekir. En önemli olan nokta bu aslında. Bizim yaşam haline getirmemiz, bunu yaşamımızın bir parçası haline getirmemiz gerekir. Şöyle, masterlar da var ama bikini de çok fazla yok. Hatta yok diyebilirim. Çünkü bikini de biraz daha görsellik ön planda. Bu söylediğim yanlış anlaşılmasın. Ben çok ya, çok kötü oldum şimdi. Hayır hayır. Lütfen. Şaka. Bikini de değil diyorsun. Bikini de. Bari. Öyle diyelim. Evet. Bodybuilding ve vücut geliştirmede daha çok kas kütlesi ön planda olduğu için biraz daha beslenme ve
antrenmanla takviye edilebilir. Ama bikini model dediğiniz zaman biraz daha estetik ön planda. Yaş da ön plana çıkıyor. Üzülerek söylüyorum. Peki kaç yaşa kadar gidiyor bu? Kaç yaşa kadar gidebilir? Aslında şöyle, kendinize iyi baktıktan sonra bunun yaş sınırlaması çok da çizemeyiz. Yani 36 yaşında gerçekten çok fit, çok sağlıklı görünüme sahip olan yarışmacılar da var. Harika. Bunu neden söylüyorum biliyor musun? Bir Belçikalı tanıdığımız bir arkadaşımız bir gözlem yapmış. Bir kongre için gelmişti Ankara'ya. Bir gözlem yapmış. Sokaklarda genç kızlarımızı görmüş, kadınlarımızı görmüş ve dedi ki, hayret verici bir haliniz var siz Türk kadınlarının dedi. Neden dedik? Genç kızlar dedi muazzam, muhteşemler dedi. Çok iyi bakıyorlar kendilerine ama belli bir yaş üstü hanımlar dedi. Sanki başka bir ırka aitlermiş gibi dedi. Evet. Bambaşka olmuşlar. Neden bu böyle dediğinde cevap vermekte tabii güçlük çektik. Çünkü Avrupa'da biraz daha farklı durum, öyle değil mi? Evet. Az önce senin de söylediğin gibi daha böyle hayata yayıyorlar galiba sağlıklı yaşam anlayışını. Evet, çünkü orada spor yapmak bizdeki gibi biraz lüks değil. Yani biz ne yazık ki bunu hala geliştiremedik. Spor bilincimiz tam oturmadı. Aslında günden güne daha iyi gidiyor. Umarım daha da iyi olacak. Ve en çok yanıldığımız nokta şu. Zaten hani siz de bilirsiniz, gençliğin vermiş olduğu bir güzellik, fitlik vardır. Önemli olan o belli yaşlardan sonra kendimize korumak, daha iyi bunu, bakmak kesinlikle gerekir. Sevgili Ceylan Deliktaş, merak ettim şimdi ben. Bu hani vücut geliştirme deyince kadınlarda da biz hep öyle o kaslı kadınlar değil mi? Böyle bir şekil değişikliğine uğramış filan. O da saygı duyuyoruz. Bambaşka bir spor dalı. O gelirdi aklımıza. Kimin aklına gelmiş bu işin nihayet bu işin estetik boyutu da olduğu? Nasıl çıkmış ortaya bu? Aslında, bu hikayesi? Şöyle, bu yurt dışında çok sık yapılan bir yarışma ve çok daha ön planda olan bir yarışma. Bodybuilding'le ayrılan noktası şu. Yani fit olmak, bikini vücudu. Yani ama bu plajdaki herhangi bir sıradan vücut da değil. Daha sıkı, daha fit ama her insanda ve her kadında olması gereken kas kütlesi. Daha çok atletik olacaksınız ki bu da zaten vücut geliştirme ve fitness yarışması olduğu için aslında fitlikten gelen bir nokta. Başka bu durumda spor dallarıyla, farklı disiplinlerle de aslında işbirliği içinde gidebilecek bir spordan söz ediyoruz, öyle değil evet, mi? Evet, evet, kesinlikle. Mesela? Mesela şöyle diyebiliriz, bunda takım ruhu olmadı mı olmayacak. Yani çünkü bir sporcu tek başına hazırlanmıyor. Bunu destekleyen ailesi, antrenörü ve yanındaki arkadaşları diyebiliriz. Çünkü yarışma dönemi diyet yaptığımız için. Biraz da aslında şunu kastetmiştim. Yani hani altyapısında bir atletizm. Atletizm kesinlikle. Değil mi? Başka spor dalları, estetik, jimnastik bunlar da var. Yani, bunlar besliyor yani bu spor dalını. Kesinlikle olması gerekecek. Çünkü estetiği podyumda göstermek durumundasınız. Yürüyüşünüzle. Hatta dans belki. Dans duruşunuzla, kasların uzun yapısıyla, bunların hepsini destekleyen birçok branş var. Şimdi tabii duruş deyince olay başka yerlere de geliyor. Mesela bir yoga tekniği, nefes alma tekniği. Bunun başka neler var? Bunları sayar mısın? Bunlara dediğiniz gibi yoga, dans, jimnastik ve yine bunu destekleyecek olan atletizm. Yüzme belki. Öyle yüzme diyebiliriz. Kas uzatmak, yapısı. Ama boy avantajı diyecek olursak basketbol, voleybol. Aslında branşların hepsi birbirini destekleyici ve altyapı sağlayan. Bak buradan başka yere geldik. O zaman derece alma kriterleri içinde boy da var anladığım kadarıyla, evet, değil mi? Evet, çünkü boy başka kategorisi neler var? Önemli. Bizde kilo yok. Artı 63 ve üzeri var. O 63 yüzden, derken kilo mu? Ne, boy mu? 1.63. 1.63 üzeri. Eksi 63 ve artı 63 olarak kategorilerimiz var. Boy önemli. Yani tercih olarak, sebebi. Tabii ki tercih sebebi diyebiliriz. Senin boyun kaçtı? 1.74. 1.74, harika. Evet. Voleybolcuydum da diyorsun. Voleyboldan zaten gelen. Evet. Başka kriterler nelerdir derece almakta? Derece almakta simetri. Kesinlikle omuz. Altın oran. Evet. Altın oran diyebiliriz. Omuz, göğüs, bel ve kalçanın birbirine olan orantısı. Bunları bize sayar mısın? Nedir bu ölçüler mesela? Şöyle, kaç santim olacak bel, omuz? Aslında bu kişiden kişiye değişiklik gösterir. Yani belli bir oranını söylemek çok doğru olmaz. Kişinin kendisine oranı. Kesinlikle, çünkü anatomik yapıları farklı olduğu için belli bir oran söyleyemeyeceğim. Ama şudur, zaten baktığınız zaman ve yanındaki diğer sporcularla kıyasladığınız zaman her zaman sizlerin de bildiği gibi ince bel olması gerekir. Omuzların dik ve geniş, postürün, duruşun düzgün olması gerekir.
Ve bayanların en önemli olan kalçanın biraz daha belirgin. Kalça ve bacakların düzgün olması gerekir. Hı hı. Peki bu bizim ırkımıza uygun bir tarif midir? Biz böyle biz güzeliz, güzeliz de. Evet. Bu saydığın özellikler herkeste var mı yani bizde? Şöyle, Türk kadınları gerçekten çok güzel. Aslında fiziksel olarak da iyi bir yapımız var. Ancak... Hı hı. Bu özelliklere sahip miyiz? Evet, çalışarak sahip olabiliriz çünkü korumamız gerekir. Evet, aslında zor değil değil mi? Biz sanki bizde olmaz bu işler diye düşünüyoruz, evet. Ama bir kalça çalışmak, bir bacak kaslarını geliştirmeye veya uzatmaya yönelik uzamaz ama hani en azından o körelen, çalışmayan kasları yeniden açmaya yönelik çalışmalar sayesinde ne şekiller alabileceğimize kendimiz bile inanamayabiliriz, evet, öyle değil mi? Kesinlikle bunlar çalışarak yapılacak şeyler. Çünkü düzenli antrenman, egzersiz ve beslenme. Hep üzerinde durduğum şey. Hep üzerinde duruyorsun. Nasıl besleneceğiz? Bize söyler misin? Yani senin gibi olmak için ne yemem lazım? Pastayı az yiyeyim, onu biliyorum. Bunları söylemeyelim. Aslında şöyle, benim beslenme şeklim tek düze. Çok sağlıklı mı? Bunu tartışmak gerekir. Çok da güzel değil aslında. Yumurta, tavuk, pilav. Bol protein. Yeşillik, evet. Genellikle protein ağırlıklı. Çünkü kasın bizden istediği şey aslında protein. Doğru. Ama karbonhidrat almam gerekir ki gün içerisinde beni ayakta tutsun, enerjimi tetiklemesi açısından. Bir diyetisyen eşliğinde mi götürüyorsun programını? Şöyle ki, evet, bir diyetisyenden yardım alıyorum ama benim çalıştıran ve bu yarışmaya teşvik eden bir hocam var aynı zamanda. Evet. Tüm programımı ve gün içerisindeki yapmam gereken her şeyi onun eşliğinde. Devam ediyorum. Şimdi tabii bunu sana sormak ne kadar doğru bilmiyorum ama güzellik her şey midir? Güzellik her şey midir? Başlangıçtır diyebiliriz. Çok güzel. Çünkü insanın kendini iyi hissediyor olması bence başarının bir basamağı. Kesinlikle. Tebrik ediyoruz. Çalışmalarında başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok güzelsin gerçekten. Siz İnşallah öyle. Da sonuna kadar böyle sağlıkla devam edersin. Çok teşekkür ederim. Efendim, programımızın sonuna geldik. Bu arada sana da iyi bayramlar diliyorum. Teşekkür ederim. Gelecek olan bayramımızda keyifler diliyorum. Herkese iyi bayramlar. Teşekkür ederim. Güzel bir şarkıyla da vedalaşacağız şimdi. Hoşça kalın efendim. Görüşünceye kadar.
unutamam.